Kıymetli aday öğrencilerimiz, ben öğretim görevlisi Fatih Yücel, Beykent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu müdürüyüm. Kurumda 21. yılımı dolduruyorum. Sizler gibi ben de bu sıralardan geçerek bu göreve geldim. Beykent Üniversitesi'nin 2004'te lisans, 2008'de yüksek lisans bölümleri mezunuyum. Bugün sizden gelen soruları yanıtlamak üzere buradayım. Hazırlık yerleşkeleri nerelerdedir? Hazırlık okulumuz aslında ana yerleşkemiz Beylikdüzü binasında. Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencilerimiz için ise Ortaköy yerleşkemizde derslerimizi sürdürmekteyiz. Kayıtlı olduğum program Türkçe olsa bile isteğe bağlı hazırlık okuyabilir miyim? İsteğe bağlı hazırlık tabii ki her öğrencimiz bölümü Türkçe olsa dahi okuma hakkına sahip. Zaten geçtiğimiz yıllarda da pek çok öğrencimiz bu şekilde aramıza katıldı. Güzel bir seneyi beraber geçirdik. Sene sonunda da başarıyla tamamlayıp sertifikalarını alarak ileriki hedeflerine yönelik bir artı değer kazanmış oldular. Bu hedefler neler olabilir? Yurt dışında eğitim olabilir veya yurt içinde yine yabancı dilde eğitim veren bir programda çift anadal yapma isterse öğrencimiz bu artı değerini de yine kullanabilir. O yüzden de tüm öğrencilerimize, Türkçe bölüm için gelen öğrencilerimize özellikle tavsiye ediyoruz. Yeterlilik sınavı nasıl değerlendirilir? Sınava girmezsem ne olur? Yeterlilik sınavı aslında iki ayaklı bir süreç. Öncesinde kayıt olduğumuz günlerde bir düzey belirleme sınavı yapılıyor. Bu düzey belirleme sınavımız eğer hazırlık sınıfında okumamız gerekiyorsa hangi düzeyden başlamamız gerektiğini gösteren bir sınav. Bildiğiniz gibi pek çok farklı eğitim sürecinden geçiyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız biraz daha yetkin geliyorlar. Bazıları tamamıyla ben bu işi en baştan almak istiyorum diyorlar. Bu o yüzden bir ilk aşamasında bir düzey belirleme sınavı yapıyoruz. Düzey belirleme sınavı neticesinde belli bir düzeyin üzerinde olan arkadaşlarımızı hazırlık okumalarına gerek olup olmadığının nihai kararını verebilmek üzere bir yeterlik sınavını alıyoruz. Dolayısıyla yeterlik sınavına girmezsem sorusu ben hazırlık okumayı peşinen kabul ediyorum demek ama biz her durumda zaten öğrencilerimizi düzey belirleme sınavına almak durumundayız ve alıyoruz da. Çünkü sizin en doğru düzeye yerleşmeniz yine eğitiminizin en doğru şekilde ilerlemesi için çok önemli. Hazırlıkta burs geçerli midir? Burs konusu da tabii iki yönlü bir mesele. Hazırlık sınıfında öncelikle evet burslar geçerli. Eğer okuyacağımız bölüm yabancı dilde bir bölümse zaten bursunuz tamamıyla birebir aynı oranda geçerli oluyor. Ama isteğe bağlı hazırlık programındaysak da burslu olalım ya da olmayalım %50 bir indirim uygulanıyor bu öğrencilerimize de. Çok uygun şartlarda programı sürdürüp devam edebiliyorlar. Hazırlıktaki eğitim sürecini nasıl özetlersiniz? Hazırlıktaki eğitim süreci tabii bizim için olduğu kadar öğrenciler için de çok keyifli bir süreç olarak biz adlandırıyoruz. Çünkü her şeyden öte üniversitenin ilk yılı, en heyecanlı yılı, üniversiteye açılan ilk kapımız hazırlık programı. Ve burada çeşitli programlardan, çeşitli milletlerden öğrencimiz bir arada buluşuyor. Bu çok kıymetli bir tecrübe. Çünkü bölümlerine geçtikleri zaman zaten kendi sosyal, kendi iş çevrelerinde görev alacak insanlarla bir arada oluyorlar ama örnek vermem gerekiyorsa bir sinema öğrencisiyle, bir edebiyat öğrencisi, bir tiyatro öğrencisi aynı sınıfta olabiliyorlar. Bu dediğim gibi çok kıymetli bir özelliği hazırlık sınıfının. Tabii bir de en önemlisi akademik tarafı var. Akademik açıdan da biz programa çok güveniyoruz. Yıllarca oturmuş olan bir programımız var. Yabancı Diller Yüksekokulu'nun bu sene 22. akademik yılı. Bunun dışında 5 senedir uluslararası akreditasyonumuz var. Bu uluslararası akreditasyondan da bahsetmek gerekirse Pearson Ashore tarafından programımız akredite olduğu için tüm program çıktılarımız, öğrenim süreçlerimiz, sınavlarımız, değerlendirmelerimiz yıllık olarak dış denetimlere tabi tutuluyor. Bunun da bir neticesinde bizim kendi iç sertifikasyonlaştırmamız dışında uluslararası sertifika da alabiliyor öğrencilerimiz programı tamamladık, başarıyla tamamladıkları zaman.
Evet arkadaşlar, bugün sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki akademik yılda bu sıralarda aday öğrencilerimiz değil, bizim öğrencilerimiz olarak bizlerle birlikte bulunursunuz. Biz de bu keyfi hep birlikte yaşarız. Bu dersleri birlikte, kısmetse yüz yüze, hep beraber işleriz.